Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi soruşturma aşamasında. Soruşturmayı FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı beraber yürütüyor. Ancak zanlı Thomas Matthew Crooks'un bu saldırıyı nasıl planladığı ve neden düzenlediği konusunda belirsizlik devam ediyor. Take a look at what happened. Amerikan ABC News'un haberine göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak duyuruda bulundu. Suikast girişiminin ardından misilleme olabileceğini belirttiler. Şiddet yanlısı aşırılıkçıların Kasım'daki başkanlık seçimleriyle bağlantılı hedeflere saldırı düzenleyebileceğini söylediler. Ayrıca Amerikan basınına yansıyan haberlere göre FBI, Crooks'un cep telefonuna erişim için şifresini kırdı. Bilgisayarını, evini ve arabasını inceledi. Yüzden fazla kişiyle görüştü. Ancak zanlının Trump'a yönelik bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda hala bir sonuca varamadı. Yetkililer Crooks'un arkasında Trump'ı hedef alma nedenini açıklayan herhangi bir yazı, intihar notu, sosyal medya açıklaması veya başka bir gösterge bırakmadığına dikkati çekti. Bu saldırıyı tek başına mı yaptığı, başkalarıyla birlikte mi hareket ettiği ile ilgili şu ana kadar anlamlı hiçbir ipucu bulamadıklarını ifade ettiler. Trump'a ateş açan zanlının evinde saldırıdan bu yana etrafında polis şeridi çevrili halde incelemeler sürüyor. Crooks'un babası da yetkililerle birlikte çalışıyor. Babası sorgusunda saldırının olduğu gün oğlunun kendisine ait AR-15 silahını alarak atış poligonuna gittiğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca oğlu eve dönmeyince gece 23 sularında polisi arayarak oğlunun kaybolduğunu bildirdiği bilgisini paylaştı. Bir iddiaya göre ise Crooks'un ateş açmadan bir saatten fazla bir süre önce kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli olarak tespit edilmişti. Saldırganın saldırıyı gerçekleştirmeden bir saatten fazla zaman öncesi güvenlik ekipleri tarafından yanında sırt çantası ve telemetre taşıması nedeniyle şüpheli bir karakter olarak tanımlandığı öne sürüldü. Güvenlik personelinin bu tür şüpheli kişileri takip etmesi gerektiği ancak böyle bir şeyin olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyetçi Senatörü John Barrasso, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servis Direktörü Kimberly Chitil'in istifasını istedi. Bu gizli servis adına tam bir başarısızlıktır. En üst kademenin değiştirilmesine ihtiyacımız var diye konuştu. Cheatle, Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi'nde Barrasso ve Senatör Marla Blackburn ile karşılaştı. Senatörler Cheatle'dan resmen hesap sordu. Take a look at what happened.